Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim. Dünya Güzellerim Tatilde programında makyörüm olarak çalışan Tolga Han Karataş'ın sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum. Bu iş ortamı ve iş etiğine uygun olmayacak davranış biçimlerinden oradaki bazı ekip personelinin de bilgisi olduğunu öğrendim. Hatta ve hatta bu uygunsuz davranış biçimleri sergilenen ortamda üçüncü kişi olarak yönetim kadrosundan bir kişinin daha bu durumlara eşlik ettiğini biliyorum ama şu anda isimini telaffuz etmek istemiyorum. Hal böyle olduğu için Makyör Tolgahan Karataş ile olan iş akdimi tek taraflı olarak feshettim, zira bunlar benim hayat felsefem gereği yaşam tarzıma, bulunduğum mevkiye, kişiliğime ve starıma son derece ters düşen davranış biçimleridir. Ve bu davranış biçimleriyle karşı karşıya bırakıldığım için kendisini gece yarısı villadan koldum ve koldurdum. Makyör beyefendi de kendisini savunmak adına, ben homoseksüelim ve bazı ihtiyaçlarım var, bunları karşılamak için de kimseden izin almam, kimseye de hesap vermem gibi bir açıklama yaptı. İçerisinde bulunduğu durumun rezaleti yetmiyormuş gibi olmayan şahsiyeti bu savunmalarıyla iyice dibe vurdu. Ben de kendisine sizin hangi cinsiyete sahip olduğunuz ya da canınızın neler çekip çekmediği, kendinizi nasıl tatmin edip etmeyeceğiniz ya da tatmin ettireceğiniz tarzlar beni enterese etmez. Beni enterese eden sadece sizin çok basit bir ruha ve kalitesiz bir kişiliğe sahip olup bu villaya dışarıdan, sokaktan adam bulup çekimlerin yapılmış olduğu villanın içerisine sokup iş etiğine uygun olmayan bu basit davranışları sergilemiş olmanız. Çünkü herkes her şeyi yapabilir ama burada efkari umumiyenin huzurunda bu işler olmaz beyefendi. Dışarı gider, paranızı verir, otel odanızı tutar, orada bu seviyesiz davranış biçimlerinizi kendinizi duvardan duvara vurdurup yaşarsınız. Diyerek kendisini gecenin bir yarısı, o cünüp haliyle kapının önüne koydurdum. Ayrıca buradaki bazı kişilerin yönetim noksanlıkları gereği ve başıboş davranış biçimleri sebebiyle, bu tarz basit kişilerin bu davranışlarına göz yummaları ya da görmezden gelmeleri sebebiyle. Daha fazla bu mahallevari avam ortamda kalamayacağımı Blue medya patronu Sayın Uygar Ataş Beyefendi'ye de ilettirip, 11. bölümde kendi finalimi kendim verdim ve programdan ayrıldım. Şimdi de evime dönüyorum. Bilgilerinize arz eder, saygılarımı sunarım efendim. Bülent Ersoy Kamuoyunun dikkatine Bugün hakkında ortaya atılan ve tamamen asılsız olan iddialarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bülent Ersoy tarafından hakaretlerle ve cinsel şiddet içeren bir üslupla, cinsel yönelimimi hedef alarak, konakladığım yerde farklı insanlarla birliktelik yaşadığım şeklinde ithamlar dile getirilmiştir. Mesai saatleri dışındaki hayatımın bana ait olduğu vurgusu ile diğer bütün iddiaları kesinlikle reddediyor ve açıklamada yer alan tüm hakaretlere ilişkin hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağımı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bu tür ağır ve dayanaksız ithamlar kişilik haklarıma ciddi şekilde zarar vermekte olup bu şahsın basına yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle var olan hakaretlere ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca manevi tazminat haklarımı kullanacağımı belirtmek isterim. Ayrıca bu şahsın iftiralarının arka planında yatan gerçeklerin de kamuoyunca bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Bahsi geçen kişinin yapımdan ayrılma isteği için bu durumu bahane ederek şahsıma yönelik iftiralar atmayı seçmiş olması son derece üzücüdür. Bu tür mesnetsiz suçlamalarla profesyonel ve kişisel itibarımız edilemeye çalışmak, kabul edilemez ve hukuki olarak karşılıksız kalmayacaktır. Folgahan Han Karataş